Herkese merhaba, hoş geldiniz. Milföy hamurundan boşlak mantısı hazırlayacağız. Orijinalin lezzetini aratmayan tarifimize başlayalım. Mantımın iç harcı için orta büyüklükteki bir kuru soğanı böyle el rondosu ile kıyacağım. Dilerseniz rendeleyebilir ya da elinizde küçük küçük doğrayabilirsiniz. Soğanımı hazırladım. 200 gram kadar da dana kıyma, orta yağlı dana kıyma kullanacağız. 1 tatlı kaşığından biraz az tuz, yarım tatlı kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Malzemelerimin birbirine karışması için kıymamı böyle birkaç dakika yoğuracağım. Bu şekilde yoğurup iç harcımızı hazırlayıp kenara alalım. 6 adet milföy hamuru kullanacağız. Milföylerimizi çıkartıp böyle bir 10-15 dakika çözülmeye bırakalım. 28 santim çapında da bir fırın tepsim var. Fırın tepsinizi de böyle yağlayın. Çözünemeyi pöylerimden bir tanesini alıyorum. Bu şekilde önce ikiye bölüyorum. Sonra böldüğüm parçaları da dörde bölüyorum. Yani bir bütün milföyden 8 parça elde edeceğiz. Kıyma harcımızı da yanımıza alalım. Hazırladığımız kıyma harcımızı alalım yanımıza. Böyle bir tane parçaya Yarım tatlı kaşığından biraz daha fazla çiğden koyduğumuz için pişince küçüleceğinden dolayı böyle kıymanızı biraz fazla koymanızı öneririm. Bir tane daha gösteriyorum. Bu şekilde ortasına bırakın kıymanızı ve iyice sıkıca kapatın ki açılma olmasın. Kıymanız içinde güzelce pişsin. Hazırladığımız her bir parçayı yağlamış olduğumuz fırın kabına böyle yan yana dizeceğiz. Çok aralıklı yapmayın, böyle yan yana çok sıkı sıkı değilim, böyle yan yana olacak şekilde dizmenizi öneririm. Pişerken böyle dağılma olmasın, milföyleriniz yukarıya doğru kabarsın, yanlara doğru dağılmasın da yukarıya doğru kabarması için böyle yan yana dizin. Üzerine sıvı yağ, ayçiçek yağı sürüyorum böyle bir miktar çok değil ama böyle güzel kızarması için biraz sürelim. 180 derece önceden ısıttığımız fırında yaklaşık olarak 30-40 dakika ağır ağır pişireceğiz. Mantınız pişerken üzerinin güzelce kızarmasını sağlayın. Bu şekilde üzeri güzel kızardığında mantınız hazırdır. Şimdi içinin nasıl piştiğini, üzerinin nasıl çıtır çıtır olduğuna bakalım beraber. Dilerseniz yoğurt ile servis edebilirsiniz. Sarımsaklı yoğurt hazırlayabilirsiniz. Biz bu sefer böyle sade bir şekilde tüketeceğiz. kolayca hazırlanabilecek, çok da sevilecek lezzetli bir mantı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.